Yozgat Öğrenci Meclis Başkanı Faruk Hokka Ömeroğlu, buyurun. Sayın Meclis Başkanıma, Milli Eğitim Bakanıma ve bizlerle ilgilenen, büyük bir özveriyle bizleri ağırlayan Talim ve Terbiye Kurulu'na önünüzde teşekkür ederek bize bu projeyi hazırladıkları için, bize sesimizi duyurma konusunda aracı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Eğitimimizden size bir örnek vermek istiyorum. Ben Türkiye'nin tam ortasında Yozgat'ın Boğazyan ilçesinde okuyan Fen Bilimleri bölümü 12. sınıf öğrencisiyim. Eğitim yılı başında benim fizik, kimya, analitik geometri derslerim tam 1,5 ay boş geçti. Çünkü sene başında 9 öğretmenim gönderildi ve yerine öğretmen atanmadı. 1,5 ay sonra iktisat mezunu öğretmenimizden analitik geometri, makine mühendisinden fizik ders aldık. Ve resmen halimize acıyan başka bir lisenin kimya öğretmeni hamile olmasına rağmen bizim okulumuza geldi ve bize ders verdi. Bu da yetmedi. Bir ay sonra ücretli öğretmenlerimiz dersleri bıraktı. Ve biz bu şartlarda... Mikrofonunuzu açtırıyorum. Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Ve biz bu şartlarda YGS sınavlarına girdik ve LYS sınavlarına hazırlanmaktayız. Buyurun size eğitimde eşitlik. Şimdi soruyorum size. Bizi dershanelere mahkum eden ve olası başarısızlığımızın sebebi kim? Bu olumsuz şartlarda çalışan bizler mi? Yoksa bu olumsuz şartları gideremeyen yetkililer mi? Konuşmamı, sınav sistemimizle ilgili düşüncemi söyleyerek sonlandırmak istiyorum. Deveye sormuşlar, boynun neden eğri? Deve de demiş ki, nerem doğru ki? Teşekkürler Sayın Hokka Ömeroğlu.